Evet arkadaşlar, bu son yaptığımız ilgi açtık ama hani yürüyen pozisyonda değil, düz pozisyonda açtık. Çünkü onu update edeceğiz, güncelleyeceğiz. Ne yapacaktık? Ağız hareketlerini yapacağız. Şimdi ağzımızı hani baştan bahsedeyim tekrar, hani kaçırılmış olmasın orası, video izleyeceksiniz sonradan. Drawing'de çizebilirsiniz, evet. Yani orada çizebilirsiniz ama orada çizmeyi tercih etmiyoruz şu anda. Neden? Çünkü bir önceki bir sonraki pozu görme şansımız olmuyor. Tamam mı? Buraya geliyoruz timeline'a. Hem burada kafayı falan daha rahat görebiliyoruz, bütün kafayı. Arka arkaya ağız pozlarımızı çizeceğiz. Sonra bunları buradan silsek de onlar ne oluyordu? Kütüphanesine gidiyordu. Ağız pozunun kütüphanesine kendisi otomatik atıyordu. Yani o yüzden burada rahatlıkla çizebiliyoruz. Şimdi çizelim beraber. Referans olarak da şunu kullanacağız. Buna benzer bir şekilde çizeceğiz. BM zaten var diye başlayalım. Şu A, E'den herkes buna benzer bir poz çizsin. Ben bir tane A çizeyim. Fırça kalınlığımız bakalım eskisi gibi mi? Evet. Eski pozlar kayıt değil. Bunlar nasıl yani? Nasıl? Eski pozlar normalde kayıt yani. F5'e basıp uzatıyorduk. Bunları nasıl sileceğiz? Yani Eski pozlar kayıtlı ne demek? hepsi işte birden 30'a kadar gülen bir poz var. Orada kayıtlı. Normalde F5'te Tamam. uzatıyorduk. Şey, Sen bunları nasıl? birdeki hariç 2'den itibaren bu tarafa kadar seçip backspace tuşuyla silebilirsin. Backspace mi? Evet. Şimdi A'yı çizsin herkes buna benzer bir şekilde. Sonra tabii ağız içinde bize ne lazım? Yani yeni renkler lazım olabilir. Onları da ekleyebiliriz hemen. İşte dil lazım. Ağzın içindeki boşluk için renk lazım. Diş de beyaz kullanabiliriz direkt dişe. Ben bunun için dil rengi ekleyeyim bir tane. Ağız için ekleyelim. Yok. Bu sefer öyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi ağzı biz farkındaysanız tek parça halinde çiziyoruz. Dişini, ağız içini, dilini. Değil mi? Şöyle bir yöntem daha var. Daha karışık bir yöntem. Mesela ağzın dışını düşün. Yani şu kısmını. Dış hattı düşün böyle. Orayı bir form olarak çizebiliyoruz. Ama aynı zamanda onu maske olarak kullanıyoruz. Dişini, ağzın içini ve dilini 3 ayrı parça halinde çiziyoruz. 4 tane ayrı parça oluyor. Sadece bir ağız pozisyonu. Çok uzun bir yol. Meşakkatli bir yol ve çok da gerekli değil, ha, emin ol. Yani çünkü dili ayrı oynatmak için gerekebiliyor. Dişi istiyorsan ayrı hükmedebiliyorsun. Değil mi? Yapabiliyorsun. Bu da yapılıyor ama söyleyeyim. Nasıl yapacaksın onu? Katır vardı ya, katır tulumuz vardı. Sonuçta ağzın her pozunun birer maskesi olacak. Dişi ve dili maskeleyecek, katırlayacak. Aynı kafanın yan saçında yaptığımız gibi. Böyle bir şey lazım. Hepsini bir pege bağlayacaksın da tekrar. Yani kafa içinde oynatmak istersen. Mantığı bu yani, yapabilirsin. Kendin onu kurgulayabilirsin. Çok zor değil. Ama gerek yok yani, bunu söyleyeyim. Bu yeterli oluyor. A'yı çizdik böyle. Mesela ağzını, çenesini diyelim aşağı doğru açmış. Bir de ne yapacağız? Bunun benzeri bir harfine E. Ama birazcık daha kenarlara yayvan. Yani şunun gibi. A buysa eğer. E'de birazcık daha yayvan. Dili göstermemişiz çünkü yani yayıldığı için ağız.
Alt çünkü dudak da biraz yukarı doğru geriliyor böyle E derken. Bunu yapabilirsiniz şimdi. Bir önceki ağza bakarak yine aynını açıp renkleriniz de açın mutlaka ağız içi ve dil için. A'yı E'yi çizdik. Sonra sırada şu dişlerin tamamen gözüktüğü ağzını ısırıyormuş gibi böyle. K, L, I, S, Ş, T, R bu harfleri veren. N, Z, C, Ç, H, Y. Sadece dişlerin beyazının gözüktüğü. Ağzın içi gözükmüyor şu anda. Şöyle bir ısırmış bir ağız var. Alt dudağı da belki birazcık daha belirgin olmuş. Hocam böyle yaptıktan sonra yine yok bir şey yapmıyoruz. Bu şimdi otomatik kaydediyor. Kütüphaneye atıyor direkt. Bir şey yapma. Sileceğiz onları oradan timeline'dan sonra. Yani kalıyor onlar yine. Alt çizim olarak kalıyor. Ağzın içindeki alt çizimler olarak kalıyor. Bu arada şöyle bir şey var. Dramikte göstermiyor diyorduk ya çizerken. Dramikte açtığında göstermiyor. Evet. Ama mesela timeline'da sildiğimiz için şeyi hani ağız pozlarını bir sonraki kareye geçtiğimde mesela burada şimdi ağız yok ya. Hani şunu aynen açıyorduk ya böyle bakalım diye rahat rahat poz çizelim diye. Dramik'e geri döndüğünde orada da görebiliyorsun.
Ama dinamikte sıfırdan açınca o olmuyor. Buradan illa timeline'in boşalmış olması lazım. İşte timeline boş olmadığı için dinamikte gözükmüyordu. Sorun oydu, anladın mı? Timeline'i boşaltmış olmanız lazım. Dileyen buradan da çizebilir ama hazır timeline açıkken çiz buradan gitsin. Zaten çünkü timeline'i tek tek silmen gerekiyor çizebilmek için. Şimdi sırasıyla şunları yaptık buraya kadar. Standart ağzımız var zaten. Bir tane A yaptık şöyle. E yaptık. Bir de şunu yaptık. Sadece dişlerin gözüktüğü. Herkes sırasıyla bunları yapsın. Şunu da OneDrive'dan alabilirsiniz. İsteyen varsa. Dudak eşleme. Neyin içindeydi o bakayım. Paylaşın Tumbum Rig'in içinde. Sonra O, Ö, U, Ü, Ü'yü destekleyen şu harfimiz var. Onu yapacağız. Dediğim gibi O, Ö böyle olabilir. U, Ü daha yayvan yapabilirsin. Daha böyle ince yapabilirsin istiyorsan. Ekstra. Sadece dördünü buna atayabilirsin ama. Sorun olmaz. Çünkü onu scale'le de yapabilirsin. Şeyi sırasında, animasyon sırasında. Peggy'den birazcık scale yaparak U, Ü'ye benzetebilirsin. Hani ekstradan fazla çizim yapmana gerek yok aslında. Ben şimdi O'yu yapacağım. Sıra onda. Sonra da P harfi var sırada. İstiyorsan şöyle bir şey var. Close crop diye bir şey var. İlla kapanması gerekmiyor. Şöyle de boyayabilirsin. Mesela kapanmamış halde bırakalım. Böyle boyayabilirim. Yalandan orayı kapattı ya. İşaretle. Burayı da bakarsın. Kapattı artık. Yani bir şey yapabilirsin şu an. Gerçek renkleri boyuyorsun. Şundan bak. Şuradan. Şuradan da geçiyorsun. Şu harfleri çizsin herkes. Sırasıyla. Sonra ben de çizeceğim. Tabii. Tam ağzım olmayacak.
İçin yesin. Böyle mi yapalım? Ama bir şimşi olsun. Siyah bir şimşi olsun. Sen de yok. Sen de Denize boş açtıktan sonra şu gözü açabilirsin, o bir önceki pozu görebilirsin. Şimdi bu kötü tarafı şu, hani mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye isimlendiriyor ya ağızları. Bunlar isim veriyorsun. A, E, I, I diye isim veriyorsun. Hani kendini biliyorsun artık hangi yer ne olduğunu, zamandan yerini biliyorsun falan. Ama şöyle bir şey var, Tom'un da autolipsik diye bir özellik var. A, E, I, I, O, E, onların yerleri belli değil ama İngilizceye göre yapmış, onu söyleyeyim. Sen onları tekrar belirlemen lazım. Türkçe'ye göre ayarlama biraz zor oluyor. Oraya atıyorsun. Sesi koyuyorsun şeye, timeline'a. Autolipsync yap diyorsun, yapıyor. Ama tam da olmuyor, onu söyleyeyim. Biz denedik onu. Ağları E gibi okuyor. Biz denedik onu, öyle olmuyor. İşte hiç güzel çalışmıyor. Yani şey yapıyor. Yani yapıyor, bir yere kadar yapıyor ama emin ol ayıklamak uğraşıyorsun bu sefer de. Evet. Onu sağ atayım, sol atayım, bu olmamış, onu tek... Onu yapana kadar kendin yap daha iyi. Baştan evet. Çünkü daha kontrol et. Zaten lipsync'i sen kendin yapa yapa elin daha da güzelleşir. Yani daha iyi öğrenirsin. Öyle alto lipsync'e bırak. Ondan sonra sen çöp ayıklar gibi oradan hani bu yanlış bir yere ağız atmış oluyor. Onu çekmekle uğraşıyorsun sağa sola. Olmuyor yani. Hiç alto lipsync'e girmeyin bence. Kendiniz yapın. Zaten İngilizce Türkçe farkı var arada. Aynı harfler aynı sesleri basmıyor yani. Tabii. Senin için. Kesiniz de yani boş açıdan. Yok uzaktan ses alıyor. Yaka mikrofonum var. Gözükmez böyle küçük mikro. O, Ö'yü yaptık ben en son. P'yi yapayım bir de ben bu arada. Ben de ilerleyeyim. Hocam bazı arkadaşlar soruyor. Tepek harfler nasıl olur? Ne harfi? Peltek harfi. Dişlerin arasında olur. Peltek harfi. Ne harfi anlamadım. Peltek. Peltek harfler. Ha, genelde diş gösterir harfi peltek olan. Oluyor. Onu daha çok kullanırsın. Hocam şey var ya tecrübe gerisi. He. Ya sen bir tipçe yapma. Hocam sizin ilk derslerde söylediğiniz olay oldu. Ne oldu? Genle işte hani küçüldü. İyice altını her seferinde daha küçük çizmişim. Anneni aç o yüzden abi. Anneni açtım da hocam yine de küçük çizmişim baya baya. O'dan sonra ben sapıtmışım. Gitgide küçüldün değil mi? O'ya göre çizmişim diğerlerini. Abi sen ne yapın? Ağzını yemiş. Vallahi kendini çizme kendi ağzını Leylali. Leylali'de A'ya benziyor ama dil var. Onu dili dişe çarptırın tamam mı? Bak şu. Boyanmamıştı içi. Belli olmuyor ama şu dil, şu da ağız için şu kenarlar. Leylali. Şeftali gibi. Şöyle bir Leylali çizelim. Böyle Leylali.
Sonra fıvı var. Yine damağını ısırıyor ama dudağın alt dudağını şey dişiyle biraz gözüküyor. Fıvı. Buna benzesin. Şöyle. Bunun sırası önemli değil. Yani ben bu sırada çiziyorum ama siz istediğiniz sırada çizebilirsiniz. Yani sorun yok onda. Şeyi sen kesin klasörün eksik almışsın. Klasörün hiçbir şey eksik alsın açmaz. Yok şey, bazen sıkıntı yazıyor. Onunki evde Windows. Tamam. Bazen atarken sıkıntı yazıyor. Bazı dosyalar bazen alıyor, benimkini de aynı şey yapıyor. Bazı projelerini de alıyor, bazıları da almıyor. Aldım, onu hiç denk gelmiyor. İşte bak, burada bak, birkaç arkadaşım oldu mesela. Evet. Eve götürüyorlar, evde açılmıyor. Ben de PC var, evde açıyorum. Ben de açıyorum hiç onu da, bazen bilgilerinde sıkıntı olabilir. Peki olunca işin için işte. Hepsi şu aslında. Evet.
ağzı veya burnu da sileceğim. Şu ağzı beğenmedim, bir daha sildim. Tamam. Bütün ağzı çizdikten sonra Save as New olarak kaydedin karakterinizi. İşte karakter ağızlar olabilir, bir şey olabilir. Herhangi bir şekilde Save as New olarak kaydedin. En son kütüphanemize atacağız. Tekrar karakteri güncelleyeceğiz. Bu arada benim şu boyunda bir line art color art sorunu var. Hemen onu keseyim alayım buradan. Kalmış. Tamam, şimdi bütün ağızları çizdikten sonra bunlar zaten kütüphaneye atılıyor demiştik ya, ağızlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Timeline'daki ağızları, bir tanesini en baştaki poz hariç hepsini sileceğiz. Yani şunların hepsini siliyorum, bak seçtim yeni çizdiklerimi. Backspace tuşuyla sildim. Bir tane ağzım var birinci karede, devamında yok. Hemen onu ne yapıyorum? Uzatıyorum F5'te buraya kadar. Sonra ağız oynatmak istediğinde ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Buradan pozlarını ayarlayabiliyorsun. Tamam. İleride böyle yapacaksınız animasyonunuzu. Birinci ağız pozunu da bıraktım. Böyle kaydedebilirsiniz artık çalışmayı. İstiyorsan önceki ağızları hani ben bir daha çizmek için tutarım diyorsan, onu save etmiştik ya zaten, dursun. Bir new versiyonu da al, bu halini kaydet. O dursun cepte. Hani belki bir değişiklik yaparsın. Da emin olayım onu silmediğinden de. Şu halini bir kaydedeyim bir kere.
Hocam bu karakteri de drive'a koyabilir misiniz? Ha bit, bugün bitti, koyacağım artık. O ağızları bekliyordum ben. Sonra karakterimizi ne yapıyorduk? Stage Library'de Write to Modify yapıyorduk ya burayı. Sağ klikle tıklayıp Write to Modify yapıyorduk burayı. Yani kütüphaneyi açıyoruz artık kilidini karakteri atmak için. Birinci kareden işte değil mi? Buraya kadar tutuyorduk timeline'da. Sonra ne yapıyorduk? Bunu oraya sürükleyip bırakıyorduk. Buna da artık kendi karakterinizi çağıracaksınız sonra. Animasyon olarak kullanacaksınız. Makul bir isim verin. Herhangi bir şey. Bilmem ne. Rick karakter. İsim verelim buna. Ne? Ben buna C karakter final diyorum. Böylelikle çıkabilirsiniz falan. Final deyip ara veriyoruz ve çay içiyoruz. Kaydı durduralım artık, yeter.